Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Bu konumuzda da karbondioksitin taşınmasında kaldık abicim. Karbondioksitin taşınmasında kaldık. Güzel bir şekilde şimdi karbondioksitin taşınmasını gösterelim size. Karbondioksit 3 şekilde taşınır abicim, tamam mı? Karbondioksit 3 şekilde taşınır. Şu beyaz sayfaları hazırlayayım, şimdi birazdan alacağım. Karbondioksit 3 yolla taşınır. Oksijenin haricinde oksijen 2 yolla taşınıyordu. Karbondioksit 3 yolla taşınıyor. Bunlardan birincisi normal hemoglobinle taşınması, tamam mı? Hemoglobinle taşınıyor. İkincisi aynen oksijende olduğu gibi plazmayla erimiş halde taşınıyor. Üçüncüsü bikarbonat iyonu şeklinde taşınıyor. Bak, banko test sorusu. İşte en çok gelecek soru budur. Bikarbonat iyonu şeklinde taşınır. Tamam mı? Yani karbondioksit 3 şekilde taşınacak. Aynen şeyde oldu, ilk ikisi oksijende olduğu gibi, sadece fark burada bikarbonat iyonu, ama en fazlası bikarbonat iyonu şeklinde olacak. Mesela hemoglobine taşınması %15 %20 gibi. Plazma ile taşınması %5 %7 gibi. Geri kalan yer, yani yaklaşık olarak %80'lerde bir civar bikarbonat iyonu şeklinde taşıtır karbondioksiti. Bunu bileceğiz abicim. Tamam mı? Bir kere şunu bir çizelim, onu gösterelim. Tamam mı? Dediğimiz gibi şurası, hemen şöyle çizelim. Şurası akciğerlerimiz. Şurası damarımızı çizdik. Sonra geldik. Burası senin elin, kolun, hücrelerin. Tamam mı? Dokuların, hücrelerin. Bunu çizdik. Burası al yuvar abicim. Şunları bir kere daha çiziyoruz. Burası al yuvar. Burası senin doku akciğer kılcalığın. Burası da senin doku kılcalığın. Tamam mı? Akciğer kılcalığında alveoller ve akciğer kılcalarındaki şöyle al yuvarını da şuraya çiziyorum. Şu al yuvarı geldim, buraya çizdim. Tamam mı abicim? Olay bu kadar basittir. Şimdi buradayım. Dokuya getirdik. Oksijeni bırakmıştık. Dokuya getirdik. Burada da oksijeni bıraktık. Oksijenli solunum yaptı. Benim dokularım oksijenli solunum yaptı. Açığa ne çıktı? Karbondioksit çıkarttık. Bak, açığa karbondioksit çıktı. Gördün mü? Karbondioksitler burada deli gibi çıktı dokularda. Bir, karbondioksitin çıkması sonrasında %7'lik bir kısmı, çok çok az bir kısmı direkt olarak kan plazmasıyla al yuvarın içerisine girmeden akciğerlere gelir ve buradan direkt olarak dışarıya atarsın. Tamam mı abicim? Birincisi bu. Plazmayla erimiş halde taşınıyor. Plazma ile erimiş halde %7'lik, 6'lık bir kısmı. İkincisi, bakın abicim. İkincisi hemoglobinle taşınıyor. Al, burası şöyle çiziyorum. Burası doku kılcalığı. Doku kılcalığında hatırlayın, hemoglobin boşta bekliyordu. Gördün değil mi? Hemoglobin burada boşta bekliyordu. Bu boşta, yani oksijeni bırakan hemoglobin bu. Hemoglobin oksijeni bırakmıştı, bekliyor. Oksijen direkt olarak karbondioksit al yuvarının içerisine giriyor. Bununla birleşiyor abicim. Direkt olarak HBCO2 şeklinde hop al yuvar bunu taşıyor. Yani ikincisi, bunun adına da karbominohemoglobin denir. Bunun adına da karbominohemoglobin denir. Hemoglobin. Bir kere daha söyleyeyim. Direkt olarak hemoglobine bağlanıp taşınıyor. Bunun adına ne diyormuşuz? Karbominohemoglobin. Bir daha söylüyorum. Karbominohemoglobin şeklinde taşınıyor ikincisi. İşte önemli olan üçüncüsü, bikarbonat iyonu şeklinde taşınması. Bak şimdi şurayı şöyle çizeceğim, tamam mı? Bir tane daha şuradan al yuvarı aldım. Al yuvarı buraya çizdim. Neredeyim? Doku kılcallarındayım. Bak, doku kılcallarındayım, tamam mı? Doku kılcallarındayım. Şurayı, burayı aldım, buraya çizdim. Doku kılcallarındaki karbondioksit al yuvarının içerisine giriyor. Bak, burası önemli. Buraya giren karbondioksit direkt olarak suyla birleştirir. Bak, direkt olarak suyla birleşir. H2CO3 denilen bir madde meydana getiriyor. Arkadaşlar bak, burada kullanılan enzimin adı karbonik anhidraz enzimi. Banko test sorusu. Karbondioksit ve suyu birleştiren neymiş? Karbonik anhidraz enzimi. Meydana gelen yapı karbonik asit. Bir daha söylüyorum. Meydana gelen yapı karbonik asit. Neredeyim? Doku kılcallarında. Önce al yuvarın içerisine girdi karbondioksit. Direkt olarak suyla birleşti. Karbonik anhidraz enzimi bu ikisini birleştirdi. H2CO3 oluşturdu. Karbonik asit. Lan zaten pH düşmüş. Bir de bu karbonik asit adı üstünde. Asit olursa pH iyice düşecek mi? Düşecek. O zaman kurtulmam lazım. Bak, burası çok önemli. Doku kılcallarında bu meydana gelen karbonik asit ayrılır abicim, ayrılır. Hidrojen artı HCO3'e. Bak, hidrojen artı HCO3'e. HCO3'ün diğer adı bikarbonattır. Bak, bikarbonattır. Tamam mı? Bu hidrojen, bu bikarbonat.
Şimdi bir kere daha göstereceğim. Bir kere daha göstereceğim. İyice kafana girsin diye. Şurası akciğer. Şurası akciğer. Burası önemli. Öğrencinin en çok karıştırdığı yer. Geldim. Şurası elin, kolun, ayağın, cartın, curtun. Tamam, şöyle çizdim. Ve buradaki şöyle çizdim. Bir al yuvarı böyle büyük büyük çizdim. Dokuda oksijeni bıraktım. Oksijenli solunum arttı. Buralarda karbondioksit deli gibi arttı. Karbondioksit deli gibi arttı. Şurası al yuvarlarım. Bu da bir al yuvar. Şöyle bu da bir al yuvar. Şurası akciğer kılcalları. Burası doku kılcalları. Şimdi bir. Doku kılcallarında bu karbondioksit direkt olarak al yuvarın içerisine giriyordu. Al yuvarda bulunan su ile birleşiyor. Karbonik anhidraz enzimi ile anhidraz enzimiyle H2CO3'e yani karbonik asite çevriliyor. Sonra bu karbonik asit H2CO3 parçalanıyor. Hidrojen artı HCO3 haline geliyor. Bu HCO3'e ne diyorum abicim ben? Bikarbonat diyorum. Bak buraya bikarbonat diyorum. Tamam mı? Meydana gelen bu bikarbonat bak son derece önemli. Meydana gelen bu bikarbonat al yuvardan ayrılıyor. HCO3 şeklinde ayrıldı. Ve plazmayla bak plazmayla akciğer kılcallarına kadar gidiyor. Plazmayla akciğer kılcallarına kadar gidiyor. Tamam mı abicim? Burada ne kalıyor? Hidrojen kalıyor. Hidrojen hala bunun içerisinde kalıyor. Al yuvarın içerisinden dışarı çıkmıyor. Hidrojen bunun içerisinde bekliyor. Tamam mı? Geldim buraya. Bak şimdi iki basamaklı. Bu sefer akciğer kılcalını çiziyorum. Akciğer kılcalını bu yan tarafa çizdim. Al yuvarını. Tamam mı? Abicim bak bu da gitti yukarıya doğru. Yani içerisinde hidrojen bulunan al yuvar da yukarıya doğru gitti. Tamam mı? Geldi veya yukarıda hazır var binlerce. Tamam mı? Burada var. Hidrojen var. Şimdi bikarbonat iyonu geldi mi? Bikarbonat iyonu plazmadan geçti. Akciğer kılcallarına gelince tekrardan şeyin al yuvarın içerisine girdi. HCO3 tekrardan bunun içerisine girdi. Burada zaten hidrojen vardı. Bunun tam tersi. Hidrojenle önce HCO3 birleşir. Birleşerek önce H2CO3'ü yani karbonik asit oluşturur. Gene enzim aynı. Karbonik anhidraz. Sonra meydana gelen H2CO3 tekrardan parçalara ayrılır. Neydi abicim? Burası değil. Burası karbonik asit değil. Pardon. Burası karbonik anhidraz enzimiyle ayrılıyor. Neye? Karbondioksit artı suya ayrılır. Sonra meydana gelmiş olan bu karbondioksit al yuvardan alveole geçer. Nefes verince de hop dışarıya doğru gönderilmiş olur. İşte olay bu kadar basittir. Bak doku kılcallarında meydana gelen olaylar bunlar. Akciğer kılcallarında meydana gelen olaylar bunlar. İşte bu ikisini sorarlar abicim tamam mı? Bak bu ikisini sorarlar. Doku kılcallarında ne olur? Akciğer kılcallarında ne olur diye sorarlar. Bir kere daha anlatacağım. Mutlaka dinle ve kafaya artık bunu nokta atışı sok abicim. Bir kere daha anlatıyorum. Şöyle boş bir sayfa daha alıyorum. Bak çünkü bu önemli abicim tamam mı? En çok gelecek soru bu. Bunu anladığın takdirde işi bitirdik zaten. Şurası akciğerlerim. Yazalım yanına. Şurası akciğer. Tamam mı? Şöyle akciğerden sonra damarımızı çizdik. Normalde böyle değil ha. Sakın unutma. Önce kalbe gidip kalpten pompalanacak. Ben kafada anla diye böyle çizdim. Şurası da senin dokuların. Tamam mı? Doku kılcalların. Dokuların. Şurası al yuvarlar. Taşınacak. Geri kalan yer ne? Plazma. Şurası akciğer kılcalların. Şimdi önce çiziyorum. Şu doku kılcallarında şöyle büyük bir al yuvarı çizdim. Büyük bir al yuvarı çizdim. Al yuvarın içerisinde suyumuz zaten hazır var değil mi? Al yuvarda su var. İçeride var. Şimdi bak ne oluyordu? Dokuda oksijenli solunum sonrasında açığa çıkmış olan karbondioksit vardı. Karbondioksit pH'i düşürüyordu. Bunu kaçırmam lazım. Bunu götürmem lazım. Bir. Ne oluyordu? Önce bu karbondioksit al yuvarın içerisine giriyor. Al yuvarın içerisinde bu karbondioksit suyla birleşiyor. Karbonik anhidraz enzimiyle H2CO3 yani karbonik asiti meydana getiriyor. Asitlik pH'i düşüreceğinden hemen kurtulmamız lazım. Bu H2CO3 yani karbonik asit hidrojen artı HCO3 yani bikarbonata ayrılıyor. Hidrojen al yuvarın içerisinde kalıyor. Bikarbonat al yuvardan kan plazmasına geçiyor. HCO3 geçti. Böyle hop akciğer kılcallarına kadar geldi. HCO3 buradan geçerek akciğer kılcallarına kadar geldi. Akciğer kılcallarında tekrardan al yuvarın içerisine girdi. Zaten al yuvarın içerisinde hazır kıta bekleyen hidrojenim var. İçeri girdi HCO3. İçeri girdiği anda hidrojenle HCO3 birleşti. Önce
karbonik asit meydana geldi, H2CO3. Sonra bu karbonik asit H2CO3 parçalara ayrıldı. Neyle? Karbonik anhidraz enzimiyle karbondioksit artı suya ayrıldı. Bu açığa gelen karbondioksit al yuvarı terk etti, gitti alveollerin içerisine. Sonra da nefes verdiğim anda dışarıya doğru atmış oldun. Suyun bir kısmı da çıkabilir abicim, o da atılabilir. Bir kısmı geride kalıyor. Yani bakacak olursak, bak gördün mü? Karbondioksitin taşınması bir, direkt olarak plazmayla taşınıyor. Direkt olarak plazmayla taşınıyordu, biliyoruz, tamam mı? İkincisi karbondioksit, ikincisi gene al yuvarının içerisine girerek hemoglobinle birleşiyordu, değil mi? Hemoglobinle birleşiyordu. Karbamino hemoglobin olarak taşınıyordu. Üçüncüsü bikarbonat iyonu olarak taşınır. Plazmada bikarbonat iyonu olarak taşınır. Ama plazmaya bikarbonat iyonu halinde taşınabilmesi için gerekli olan bikarbonat al yuvarın içerisinde oluşturulur ve enzimin adı karbonik anhidraz. Sakın unutma abi. Bak sana diyecek ki aşağıdakilerden hangisi akciğer kılcallarında gerçekleşir diyecek. Mesela akciğer kılcallarında gerçekleşir diyecek. Bir, mesela şunu söyleyecek. H2CO3'ten atıyorum karbondioksit oluşumu. Eyvallah. Nerede gerçekleşecek? Akciğer kılcallarında. Çünkü karbondioksiti oluştur ki at gitsin, kafanda böyle kalsın. Diyecek ki mesela karbonik asit nerede meydana gelir diyecek. Karbonik asit doku kılcallarında meydana gelir. Al yuvarının içinde, doku kılcallarındaki al yuvarının içinde karbondioksitle ve suyun birleşmesi sonrasında H2CO3 karbondioksit karbonik asit oluşur. Soracak, bikarbonat nerede oluşur? Bikarbonat doku kılcallarında oluşur. Bikarbonat doku kılcallarında oluşur. Tamam mı? Daha sonra geleceksin burada. Karbondioksite yani şu tepkimeyi verir. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi nerelerde olur tarzında soru gelir. Bak ne kadar basit. Hiçbir şey yok. Al kalemi kağıdı eline şimdi. Bu videodan sonra 5 defa yaz ya. 5 defa yaz. Bu kadar. Şimdi 5 defa yazarsan bu işi bitirirsin abicim. Aç kağıdını hemen. 5 defa yaz. Doku kılcallarında bu oluyormuş. Akciğer kılcallarında bu oluyormuş. Karbondioksitin taşınması 3 şekilde. 1. Kan plazmasıyla %7. 2. Karbominohemoglobinle hemoglobine bağlanarak %15-7. Geri kalan %80-85'lik bir oran plazmada bikarbonat iyonu şeklinde taşınır. 3. Yani karbondioksit 3 şekilde taşınırken oksijen 2 şekilde taşınır. 1. Plazmada erimiş halde. İkincisi de oksihemoglobin şeklinde taşınır abicim. Tamam mı? Olay bu kadardır. Bak bir tane daha söyleyeyim sana. Karbondioksitin taşınma yönü nereden nereye? Doku kılcallarından akciğer kılcallarına doğru taşınır. Tamam mı? Oksijenin de tam tersi akciğerden dokuya doğru taşınacaktır diyoruz abicim. Bayağı bir anlatmışız çocuklar. Bayağı bir anlatmışız. Bunu da söyledik. Burayı da anlatmıştık. Bikarbonat şu yönde, bu yönde diye. Tamamdır abicim. Karbondioksitin taşınmasını da güzel bir şekilde anlattık. Anladığınızı umut ediyorum. Anlamadıysan aç videoyu bir daha başa. Güzelce tekrar et. Sonra kendin 5 defa, 6 defa, 10 defa yaz, çiz ve bu işi kafaya at. Bir daha da dönüp bakma abicim. Mantığını öğren ve bundan sonra bununla alakalı da soruları çözdüğün takdirde bir daha bununla alakalı soru kaçıracağını kesinlikle zannetmiyorum abicim. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki videoda solunumun denetlenmesini anlatacağım ve ondan sonra solunumun hastalıklar kısmını anlatacağım. Yani iki videoda artık bunu bitiririm. Ondan sonra da solunumla alakalı sorulara, hatta son 10 yılda, son 20 yılda çıkmış soruları çözmeye başlayacağım abicim. Bütün konuların hepsini, yani aklınıza ne geliyorsa sindirimden başlayıp solunumdan başlayıp dolaşım, sindirim, bütün endokrin hepsini anlatırken de konu anlatımını da yapmış olacağım. Biraz daha hızlanmak adına bunu yapacağım arkadaşlar. Böylece kafanıza çok rahatlıkla girecek. TYT'den de çok isteyen var. Onlara da böyle yaparak soru çözümleri üzerinde göstereceğim. En azından bir faydamız olur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrardan kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.